İyi geceler herkese. Açıkçası öyle bir özür konusu olmaz. Hiçbir zamanda. Öyle bir şey. Söz konusu değil. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Hepimiz profesyoneliz. Profesyonelce isteklerimiz de oluyor. Ancak profesyonel isteklerimiz olmadığı zaman başkaları cezalandırılmamalı. Şimdi biliyorsunuz bir talebe oldu. Kendisinin yönetimden. Galatasaray'ın durumu artı UEFA'nın kriterleri de çok açık. Dolayısıyla red cevabı aldıktan sonra dediğim gibi biz bir aileyiz tabii. Biz herkesi kazanma adına uğraşıyoruz. Hepimizin ortak değeri Galatasaray forması artı Galatasaray'ın menfaati. Gomis bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen sene de bize şampiyonlukta çok önemli işler yaptı. Herkes gibi. O da emeğe geçenlerden bir tanesi. Dolayısıyla kazanmak için uğraşacağız. Ama dediğim gibi öyle bir şey söz konusu olmadı. Buna rağmen dediğim gibi Gomis bizim için önemli bir oyuncu. Kazanmak için uğraşacağız. Zaman zaman başka oyuncular da oynayacak. Çünkü üç kulvarda oynuyoruz. Açıkçası her oyuncumuzun hazır olmasını istiyorum. Mevcut kadro içerisinde herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Baktığım zaman herkesin hazır olmasını istiyorum. O yüzden bugün öyle bir karar aldık. Yoksa yani şöyle baktığımızda hazırlık kampı, arkasından hazırlık maçları, sonradan Süper Kupa sürecinde maalesef bu sorunlar halledilmeyince, ama kimse benden öyle bir şey ne özür ne başka bir şey olmaz. Yalın Can Sarp ya. Yalın Can Sarp ya. Hocam Ali Naci'nin bu bir sorusu birazcık daha genişletip Fevül ve Belan diye ekledim. Fevül ve Belan onlar da bugün gelebiliyor savaşın maça. Bu bir mesaj mıydı hocam, çünkü formları da eleştiriliyordu, yoksa tamamen taktiksel bir tartışma? Yok. Arkadaşlar demin de söyledim. Yani Belan da zaten bize iki hafta sonra katıldı. Fiziği olarak biraz daha zamana ihtiyacı var. Esas bizim takımımızın milli takım arasına kadar ilk dört maçtan, yani milli takım arası bizim için son deadline olacak. Daha iyi yere gelmek için o ana kadar ufak tefek sıkıntılarımız olacak. Çünkü bir takım düşünün ki üç tane oyuncusu Dünya Kupası'ndan gelmiş, ayrı ayrı saatlerde onlar geliyor. Mariano sakatlanmış, yarıda kesmiş. Buffer'in başka türlü durumu var. Ve bu arada 6 ay oynamamış bir oyuncu transfer etmişiz. Yani Onyekuru. Ona ayrı bir fizik. Yani herkese ayrı bir durum. Ve bu arada da ben de fizikçilere bir talimat vermişim antrenörlerimle beraber. Şampiyonlar Ligi'ne kadar çıkarak devam edelim. Birdenbire çok yüksekten değil diye. Böyle bir atmosferde kolay değil. Bu oyuncular da bizim oyuncularımız. Onlar da bizim oyuncularımız. Demin de söyledim. Galatasaray takımının mevcut kadrosu içerisinde olabilecek her şeyi maksimuma çıkarmak istiyorum. Bu onlardan bir tanesi. Bana göre Bafa'yı da bugün eğer herhangi bir sıkıntı olsa ikinci santifor olarak sokacaktım. Onun için ısıttım, yani herhangi bir şey için değil. Ama Sinan da, Eren de, Henry de bana göre geçerli not aldılar. İyi mücadele ettiler. Bu da bizim için sevindirici. Ne yazattılar? Hocam, kadro derinliği bakımından bazı kişileri eleştiriler söz konusu. Bu noktada sizin beklentiniz, son toplantıda dile getirmiştiniz, beklentilerinizin karşılık
alabilecek misiniz? Bunlar yerine getirilecek mi? Çünkü bir yanda Koba NDI'ye de denen elinde bu söz konusu. Bu konuda son gelişme nedir? Valla şu anda hiçbir gelişme yok. Bildiğim kadarıyla. Zaten biz teknik işlerle uğraşıyoruz. Mobil işleri arkadaşlarımız götürüyor. Ne oluyor, ne bitiyor açıkçası hiç de ilgilenmiyorum. Çünkü biz zaten yeteri kadar problemimiz var. Sakattı, formsuzdu, cezalıydı, başka konular. Bunlara baktığımız zaman bizim zaten işimiz başımızdan aşkın ama ben ayın 31'ine kadar bazı değişiklikler olacağına inanıyorum. Bunu hep söylüyorum. Yalnız Galatasaray takımının, Galatasaray kulübünün almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum açıkçası. Bu artık bu refleksi göstermeliyiz. Bazen önemli bir nokta olarak önümüze çıkıyor. Mesela işte şimdi böyle baktığımızda bazı değişiklikler olacağı inancını taşıyorum. Bir daha söylüyorum. Onun için bir 20 günümüz daha var. Bir yandan oynayacağız. Bir yandan da bunları halledeceğiz. İnanıyorum. Efendim? Satılmazsa bu takımımızla oynayacağız. Aslan gibi takımımız. Gençlerimiz var. Ne varsa onunla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi seviyesinin hangi seviye olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen sefer de söyledim. Bir daha söylüyorum. Bu yeter mi? Yetmez. Daha üste çıkmamız lazım. Ne kadar çıkabiliriz? Onu da önümüzdeki birkaç maçta göreceğiz. Onun için fazla oyuncu kazanmaya çalışıyorum. Biraz daha seri oyuncularla biraz daha geniş kadroyla veya geniş imkanlarla, şöyle ki genişten kastım da bir mevkiye 2-3 tane oyuncu hazır tutabilirsek, genç, tecrübeli ne olursa olsun. Çünkü bazı mevkilerde mesela bugün sol beke bir şey olsa yok. Kim oynayacak? Sağ ayaklı Martin veyahut Yunus'u sokacağız. Karol'u çünkü dışarıda bıraktık yabancı sayısı dolayısıyla. Böyle baktığımızda bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmek zorundayız. Galatasaray takımı biraz daha hareketli oynamak zorunda. Herkes de bu mücadelenin içinde olmak zorunda. Sezin Gelmez. Hocam tebrikler. Sizin Akhisar maçından sonra Şampiyonlar Ligi'nden bahsederek yaptığınız kadro darlığı açıklaması. Sonra başkanın gizli çekilen bir görüntüsü. Dün sizin 19.05'te yaptığınız bir açıklama hocam. En sonunda bazı dedikodular çıktı ortaya. Sizin başkanla, yönetimle aranızda bir sorun olduğu şeklinde. Net soracağım hocam, bir sorun yaşıyor musunuz? Sezgin'cim çok affedersin. Bu nerede çıktı? Hocam her sen yerde. Ben başka ülkede mi yaşıyorum? Konuşuluyor hocam bu. Kim? Sizin aranızda mı? Hocam bizim yapmayın. Daha birinci. Bir şey daha sayın, sayın başkanın açıklamalarını herhalde bana yorumlatmayacaksınız. Çok ayıp olur. Başka soru. Son sorumuzu rica edelim. İsim ve kuruluş da lütfen bizimle hocam, paylaşırsanız. Gerek medya olsun, gerek spor kamuoyu olsun. Tabii ki Galatasaray tartışılmaz bir için şu anda böyle bir içine sahiptir. Ama bugünkü konuya geldiğimizde konumuz elbette ki deplasmanda Ankara gücüyle oynadığımız bugünkü maç hakkında nedir? Ankara gücünün maçı. Evet. Bir defa buradan Ankara gücü taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Dün otele geldiler. Gece kondu dahil hepsine teşekkür ederim. Bugün yöneticiler geldiler. Güzel formalar yaptırmışlar. 0-1 artı imparator, çiçekler, hediyeler ve benim bir maçtaki estantane fotoğrafım. Ne güzel ki 30 sene önce, 32 sene önce bu intibayı bırakmışım. Ankara gücünde ben 2 sene çok güzel yıllar yaşadım. Onlara da güzel şeyler yaşattığımı düşünüyorum. Ankara gücü çok önemli bir kulüp. Taraftarla da birleştiği zaman çok tehlikeli olabiliyor. Nitekim bugün bize çok tehlikeli saatler veya dakikalar yaşattılar.
Onu ligde görmek beni çok mutlu etti. Ankara deplasmanı her zaman Ankara Gücü deplasmanı. Tehlikeli bir deplasmandır. Çünkü gördüğünüz gibi 90 dakika durmuyor. Hem bir seyirci var. Ama devre arası bile bana o günkü tezahüratla cevap vermeleri beni hakikaten çok mutlu etti. Güzel bir maç oldu. İlk başladığım takımla benim aidiyet duygusu en fazla olan, her şeyim olan Galatasaray'ın karşılaşması da çok enteresan. Onun için güzel bir geceydi. Birimiz kazanırız, birimiz kaybederiz ama bu dostluğumuzu kaybettirmez. Buradan herkese teşekkür ediyorum ve de başarılar diliyorum kendilerine. Benim için güzel bir gece oldu bu gece. Teşekkür ederim. Pardon sakatlandı hocam. Ne oldu? Devre sonunda. İlhan. İçeri ama hayır, ne biliyor mu İlhan'ın da soru ne oldu? Burnuna bir şey var mı İlhan'ın? Öyle mi? Çok geçmiş olsun İlhan'a da. Ben kafasına bir şey olmadı diye düşündüm ama burnuna olmuştu. Tamam, teşekkürler.